Alevilik öyle yatsınacak, karşı olunacak bir sistem değil. Ve kendi içinde İslam'ı çok iyi savunan, samimi Müslümanlarla oluşan bir birliktir. Dolayısıyla Aleviliğe karşı bir düşüncesi Müslümanlar olamaz zaten. Kardeşidir, onların dostudur. Alevilik ayrı bir şey değildir. Çünkü Hazreti Ali'yi sevmedir. Hazreti Ali'yi sevme üzerine kurulu bir sistem. Zaten bütün Müslümanlar Hazreti Ali'yi severler. Hem de ne sevme, çok çok severler. Yine olay burada aynı yere geliyor. Sevgi, şefkat, merhamet, anlayış, ılımlılık, kucaklayıcı olma. Mesela bir Alevi bir mahallede saygı duyularak karşılanmalı. Ona saygı gösterilmeli. Onun, yani bu bir lütuf değil yalnız, lütuf olarak değil. Yani hak ettiği için. Alevi vatandaşların özgürlüğüne, ibadet özgürlüğüne, yaşam özgürlüğüne hem destek olunmalı hem saygı duyulmalı. Bunu yaşadığında hiçbir sorun olmaz bir Alevi için. Ben Caferileri de seviyorum, Alevileri de seviyorum, Bektaşileri de seviyorum, Vehhabileri de seviyorum. Hepsi bunlar benim kardeşim. Hepsi ayrı ayrı takvadır. Hepsi Allah'a, dine, aşkla, muhabbetle bağlı olan insanlardır. Bu Osmanlı coğrafyası içerisinde her zaman birlik beraber içinde yaşadık biz. Bektaşilerle, Alevilerle, Caferilerle iç içe yaşadık. Hepimiz aynı milletin içindeyiz. Hepimiz Türküz. Allah'a çok şükür. Onun için böyle ayrı gayri değerlendirmek doğru olmaz. Hepsine sevgiyle bakmak lazım. Çünkü Allah'ımız bir, kitabımız bir, kıblemiz bir. Daha ne istiyoruz? Kardeşlik bağlarını güçlendirelim. Sağcı, solcu, Alevi, Sünni hiç fark etmez. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Allah hepimize ayrı bir özellik, ayrı bir düşünce vermiş olabilir. O Allah'ın bir yaratması. Bu birbirimize karşı olmamız gerektirmez. Sevgi içinde, barış içinde, kardeşlik içerisinde bu güzel memleketimizde yaşayalım. Dünyanın en güzel memleketi. Çok bereketli, güzel topraklarımız var. Allah bize lütfetmiş.